Biz hep diyoruz ya işte Kudüs, Mescid-i Aksa, bunlar bizim kutsalımız. Hatta Falih Rıfkı Atay, ki Falih Rıfkı Atay sizin alanınıza çok girmek istemiyorum da, nasıl diyelim, günümüzün seküler tiplerinden birisi. O Evet. zamanın seküler tiplerinden birisi. Diyor ki Kudüs düşerse Bağdat düşer diyor. Şimdi hadi onu ileri götürelim. Kudüs düşerse Diyarbakır, Kudüs düşerse İstanbul düşer. Ama niye düşer? Şimdi bunu düşünmek lazım. Niye düşer? Evet. Oradaki 3-5 tane Filistinli genç dayak yiyor. Niye yiyor? Evet. Ya da bu dava onların davası mı, benim davam mı? Yani Gazze'ye atılan, şimdi sizin işte bugünkü yazınızın başta Gazze'ye atılan bomba Gazze'ye bize mi atılıyor? Bunu bir net söylemek lazım. Bunu söylerken de şunun da bir adını koymak lazım. Biz bugün ümmet birliği vesaire diyoruz ya, güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir sayın yani güçlü bir Suriye, güçlü bir İran, güçlü bir Irak, güçlü bir Pakistan, ne derseniz deyin adına, güçlü bir İslam dünyası demek olduğunu artık anlamamız lazım. Abi tam olarak bu. Ümmet bir zincir gibi düşün. Bu zincirin gücü ne kadardır? Söyleyeyim mi? En zayıf halkası kadardır. İstediğin kadar güçlü bir zincir olsun. Bir halkasında problem varsa o zincir kopar. Dolayısıyla bugün ümmet şuurunda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suriye nerede duruyor? İşte bizim ümmetin gücü onlar kadar. Maalesef. Ya onlarla beraber bir ümmet şuuruna girmeliyiz ya da onlarsız bir ümmet topluluğuna girmeliyiz eğer mümkünse. Aynen. Şimdi burada hemen şeyi okuyayım, ondan sonra hemen Nuh abiye soracağım. Biden 730 küsür milyon dolarlık silah satıyor 8 İsrail'e. bin küsür silah, evet. Şimdi yan yana dizsen Gazze'nin herhalde şeyini, yüz ölçümünü kaplar. Bugün çok önemli bir soru sordunuz. Dediniz ki bu kadar silahı Gazze'deki Filistinlileri vurmak için mi aldı İsrail? Sonra da ateşkes diyor. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Evet, ateşkes önemli bir karar. Ateşkes kararı verildi. Onun zamanlamasını da çok manidar aslında, konuşuruz Biraz sonra muhtemelen biraz konuşuruz onu. sonra. O da ayrı bir mesele zaten. Şuraya dikkat çekerek başlamak istiyorum. Sosyal medyada paylaştım bunu ben. Evet, en azından katliamın durması bakımından önemli. Fakat bakıyorum ben hem Batı dünyasında işte BM merkezde olmak üzere hem de işin garibi İslam dünyasında büyük bir sevinç var. Burada bir şey izah etmeye çalışıyorum. Elbette katliamın durması önemli. Fakat sevinç dediğim şey zaten o Batı dünyası, Haçlı dünyası, Haçlı Siyonist ittifakı zaten bunu İsrail'in bir oyunun parçası olarak bunu PR'ını yapıyorlar. Ateşkesin. Bizim cenahta çok önemli bir şey olmuş. Yani büyük bir şey kazanılmış, zafer kazanılmış edasıyla konvoylar düzenleniyor vesaire falan. Halbuki 1948'den bu yana, ilk kurulduğundan bu yana İsrail'in uyguladığı strateji bu. Vuruyor, işgal ediyor, zulmünü arttırıyor. Birazcık nefes aldırıyor, biraz geri adım atıyor. Bir zafermiş gibi oluyor ama bir mesafe kat etti. Daha sonra bir süre sonra onun üzerinden devam ediyor tekrar. Böyle Sayın Cumhurbaşkanı çok sembolik bir şey yaptı biliyorsunuz. Önceki sene şeyde BM Genel Kurulu'nda bir harita gösterdi. Ben bu İsrail'in şu andaki sınırlarını bilmiyorum dedi. Hala şu anda da bilmiyoruz. İşte bu onun sebebi o alıştıra işgal neticesidir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün ateşkes ilan edildi de Filistin meselesi bitti mi? Bitmedi. Biz ateşkes ilan edilmesine rağmen bombardıman devam ediyormuş gibi aynen bu meseleyi sıcak tutmamız lazım. Biz derken sadece biz konuşmamız değil. Bütün İslam dünyası veya bu meseleyi çözmeye çalışanlar tutmamız gerekiyor. Bu böyle. Böyle bir durum var karşımızda yani. Öbür taraftan İsrail'in bu hale nasıl geldiğine baktığınız zaman ben bugün yazıda da bahsettim kısaca. En önemli şey yani İsrail için en önemli güç kaynağı tabiri caizse tamam Amerika'nın desteği herkesin bildiği bir şey. Efendim Batı'nın desteği herkesin bildiği bir şey. Bunun ayrıntılarına da girebiliriz. Yani niye Batı bunu desteklemek zorunda? Çok garip. Çok garip. Bütün işte bize her zaman insanlık dersi veren ülkeler, Batı Avrupa ülkeleri
Bu oradaki o katliam karşısında ezik bir biçimde, bak ezik bir biçimde İsrail'in savunma hakkından bahsettiler. Ben mesela tamam ilk mı? Defa bu çok önemli. Bu ezik bir durum bu. Bunun sebebi var ama. Ama ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca garipsedim. Almanya Deutsche Welle geçen hafta başında bir karar aldı. Alman yayın organı. Dedi ki biz Holocaust'ta çok işte zulüm çektirdiğimiz için şeye bir aşağılık kompleksi var aslında yani onlar. Bilmiyorum o mu yoksa başka bir şey Hayır, mi? Hayır şöyle de, o kompleks zaten var. O bak, zaten var onun üzerine. Diyor ki Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğu gerekçeyle İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladı. Nedir özel sorumluluk? Ne bu özel sorumluluk? Önce konuşmuştuk bir ara biz burada hatırlıyor musun? Ben şeyden bahsetmiştim. İsevilik başka bir şey, Hristiyanlık başka bir şey. Evet. Evet. İsevilik bizim bildiğimiz, efendim işte İslamiyet'ten önce gelen din. Hı hı. Yani biz İseviyiz. O anlamda. Bu anlamda. Yani evet. Ama Hristiyanlık İsevilik değil. Değildir. Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din değil. Değildir. Ne evet. Peki? Hristiyanlık Tarsuslu bir Yahudi olan Pavlov'un kurduğu, yani İseviliği değiştirerek organize ettiği, kurduğu bir uydurma, çakma bir din sözüm ona. Din demek de doğru değil zaten buna. Dolayısıyla hazır yere gelmişken şeyi de söyleyelim. Mesela dikkatinizi çekerim. En şiddetli, en azılı efendime söyleyeyim Yahudi düşman olarak bilinen İran'ın hiç sesi çıktı mı bu çocuklar öldürürken Kudüs'te? Gazze'de. Ayrı bir başlık da ayırdım ona. Neyse o zaman konuşalım. Orada çünkü kaymak yeme meselesi var çünkü orada çok sıkıntılı. Çünkü şeyden sonra, Pavlov'dan sonra Vatikan, şimdiki haliyle Vatikan yani Katolik Kilisesi sürekli olarak daima tapınakçıların yeni versiyon olan İsa Cemiyeti diye adı verilen Jizvitlerin kontrol altına gelmiştir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Hep söylüyorum sürekli olarak ya şu şeye dikkat etmek lazım. Papa'nın Irak ziyaretine dikkat etmek lazım. Bu boşuna değil. O zaman da yaz at konuşmuş evet, hatırlıyorsan. Evet. Ben demek çok hoş bir şey değil ama bu ziyaret, Papa'nın bu ziyareti Büyük İsrail'in son rötuşlarıdır demiştim. Ne alaka diyeceksin? Hristiyanlık nereye? Yahudilik nereye? Tam yani, ne alaka? Onun ne alakası var? Birisi Hristiyan, birisi Yahudi devleti sözümanı. Ama bir şey söyleyeyim size. Şurada bak ben şeyi de getirdim. Kafama attığım bir şey değil. Şu andaki yani 2013 yılında 13 Mart 2013 yılında Papa seçilen şu andaki Francis bir Cezvit. Ne demek Cezvit? Aslen Yahudi yani ya daha doğrusu Yahudi hedeflerine hizmet eden birisi. Yani bu az önce bahsettiğim İsa Cemiyeti denen aslında tapınakçıların yeni versiyonu yani. Bu kişiyi tapınakçılar ki daha önceki o Benedikt denen kişi de aslında bunların emirlerinde hareket eden birisi ama evet. onu indirip onun için de bunu getirdiler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kişi Vatikan'a Yahudi menfaatlerini takip etmek için getirildi. Nitekim ayrıntısını verebilirim size. Geldiği andan itibaren Mısır'a gitti. Ne için gitti? İşte o meşhur bunların dinler arası diyalog muhabbeti var ya Vatikan'ın. Aslında bu da Vatikan'dan önce bu tapınakçıların ortaya attığı, onlar sürekli olarak takip ettiği bir şey bu. Bir nevi şudur dinler arası diyalog. Tapınakçıların Vatikan'ın üzerine yüklediği bir misyondur bu. Dolayısıyla aslında şunu anlayabilirsiniz. Dinler arası diyalog dediğiniz zaman buradaki menfaat, buradaki takip edilen hedef insanların bu genelde bilindiği gibi zannedildiği gibi veya FETÖ'nün üzerinden öyle zannedildiği gibi insanları Hristiyanlaştırmak değil. Evet. Asıl amaç burada Yahudi hizmetine, Yahudi hedefler hizmet etmektir. Dolayısıyla şöyle anlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.